481. konu, Hazreti Ömer ile Am bin Said'in tartışmaları, Halit bin Said'in Hazreti Ebubekir'i destekleyen konuşması, bu sözler üzerine oradakiler sustular, cevap vermediler, sonunda Hazreti Ömer şunları söyledi, Ey Müslümanlar topluluğu, niçin Allah Resulü'nün halifesine cevap vermiyorsunuz, o sizi hayat verici bir şey davet etmektedir. Eğer çağrıldığınız şey elde edilmesi kolay bir dünya menfaatı ve sıradan bir yolculuk olsaydı ona koşacaktınız. Tevbe, 9 suresi 42, bunun üzerine Am bin Said ayağa kalkarak, Ey Hattab'ın oğlu, sen bizim için münafıklar hakkında söylenmiş şeyleri mi söylüyorsun, bizi kınayacağına sen kendin niçin ilk icabet eden olmuyorsun, dedi. Hazreti Ömer de, halife, çağırdığında benim kendisine icabet edeceğimi çok iyi biliyor, eğer beni şu anda harbe gönderse itirazsız giderim, diye karşılık verdi. Ambin bin Sait ise, eğer biz savaşa gidecek olsak sizin için değil Allah için gideriz, dedi. Hazreti Ömer de ona, Allah seni muvaffak eylesin, doğru söyledin, deyince sözü Hazreti Ebu Bekir alarak, otur, Allah sana rahmet eylesin. Ömer bu sözlerini herhangi bir Müslümana eziyet etmek veya onlardan birini küçümseyip kınamak için söylememiştir o ancak cihat hususunda gecikenleri teşvik etmek istemiştir. Bu sırada Halit bin Said ayağa kalkarak, Allah Resulünün halifesi doğru söyledi, ey kardeşim, yerine otur, dedi. Halit, kardeşi Amr'ın yerine oturmasından sonra da sözlerine şöyle devam etti, ham, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a mahsustur. O Allah ki müşrikler istemeseler de diğer bütün dinlere galip gelmesi için Muhammed'i hak dinle göndermiştir. Yine Allah'a hamdolsun ki o Vadini yerini getirmiş ve düşmanlarını helak etmiştir. Ey Allah Resulü'nün halifesi, biz muhalefet etmediğimiz gibi ihtilaf da çıkarmayız. Sen bizim emirimiz, şefkatli bir idarecimiz ve halifemizsin. Sen bizim için daima iyi bir nasihatçı oldun. Bizleri savaşa çağırdığında sana icabet eder, emrettiğinde ise itaat ederiz. Hazreti Ebubekir bu sözlerden ziyadesiyle memnun oldu ve halide şunları söyledi: Allah sana iyilikler ihsan etsin. Sen hem bir kardeş ve hem de bir dostsun. İsteyerek ve Allah'tan korkarak Müslüman oldun. Sonra mükafatını Allah'tan bekleyerek hicret ettin. Allah ve Rasulü'nün rızasını kazanmak ve Allah isminin en yüce olması uğrunda çalışmak için dinini müşriklerden kaçırdın. Ey Allah'ın rahmetine mazhar olan kişi, seni ordunun başına emir tayin ediyorum. Git hazırlığını yap. Sonra da minberden indi. Halit bin Said de evine dönerek yolculuk hazırlıkları yapmaya başladı. Bu arada Bilal de Hazreti Ebu Bekir'in emriyle çıkıp halka şunları ilan etti. Ey insanlar, Şam'daki Rumlarla cihada çıkmak için hazırlanınız, halk Halit bin Said'in orduya kumandan olarak tayin edildiğini öğrenmişlerdi. Ordunun toplanacağı yere ilk giden Halit oldu. Bundan sonra halk 10, 20, 30, 40, 50 ve 100'er kişilik gruplar halinde akın akın gelmeye başladılar. Kısa bir zamanda büyük bir kalabalık toplandı. Hazreti Ebu Bekir bir gün yanına sahabilerden bazılarını da alarak ordugahı teftişe çıktı. Hazırlıkların tamamlanması için askerlerin ve halkın canla başla çalıştıklarını gördüyse de sayılarını yeterli bulmadı. Beraberinde götürdüğü kişilere, sizce bu ordu Rumlar için yeterli mi, diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ben bunları yeterli bulmuyorum, dediler. Hazreti Ebu Bekir diğerlerine de görüşlerini sordu onlar da, biz de Ömer gibi düşünüyoruz, dediler. Bu cevapları alan Ebu Bekir bu kez onlara, ne dersiniz, Yemenlilere bir mektup yazıp onları cihada davet edeyim mi, diye sordu. Onlar da bunu uygun buldular ve, çok iyi olur, dediler. Bu karar üzerine Hazreti Ebu Bekir aşağıdaki mektubu yazdı.